Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla, kendi atölye aletini kendin yap videosuyla yine karşınızdayım. Bugünkü projemizde bir tane kılavuz kolu yapımını göstereceğim ben size. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velespitlet'in bir tane Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabını takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için iletişim bilgilerimi bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Bu zamana kadar pek çok kılavuzu ve pafta kolu eskittim. Bu da onların en sonuncusu kılavuz kolu. Tırnak içerisinde belli bir seviyenin üstünde belli bir kalitede bir kılavuz kolu olduğu söylendiği için bunu almıştım. Bu da bana maalesef bir yıl dayandı. Yeni bir tane edinmek için internetten araştırma yaparken iyi kılavuz kollarının gerçekten çok yüksek fiyatlara satıldığını fark ettim. Dedim torna tezgahım var, freze tezgahım var. Neden kendi kılavuz kolumu kendim yapmıyorum? Zaten dikkatli arkadaşlar hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz sezonlarda çok küçük kılavuz ve paftalar için bu kolları yapmıştık. Bugün işi birazcık daha büyütüp gerçekten uzun yıllar dayanacak güzel bir kılavuz kolu yapımını size göstermeye çalışacağım. Bu videoyu aslında öne çıkartan en önemli özellik tezgahların farklı kullanım senaryolarını görmeniz olacak. Ben bu kılavuz kolunu 304 kalite paslanmaz çelikten yapmayı tercih ettim. Hem paslanmasın, hem bakım derdi olmasın, hem de dayanıklı olsun istediğim için açıkçası. Birazcık da büyük yapmayı tercih ettim. Çünkü elimde küçük kılavuzları kullanabileceğim bir kol olduğu için aynı zamanda bir tane de büyük kılavuz kolum olsun istedim. Ayrıca bu videonun açıklamalar kısmına kılavuz ve pafta nasıl kullanılır, rayba nasıl çekilir konulu videolarımızın linklerini de ekliyorum. Bununla beraber merak eden arkadaşlar için yine videonun açıklamalar kısmına bu minyatür kılavuz ve pafta kolunun yapım videosunu da ekleyeceğim. Dediğim gibi merak eden arkadaşlar oradan girip bakabilirler.
Gördüğünüz gibi projeyi başarılı şekilde tamamladık. Normal bizim gibi ufak atölyelerde kullanılabilecek bir kılavuz kolu olduğu gibi aynı zamanda çok daha büyük kılavuzları da tutabilecek sağlam güçlü bir kılavuz kolu edinmiş olduk. Aynı zamanda bu kılavuz kolunu bunun gibi büyük raybalarda da kullanabiliyoruz. Söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Umarım bu videodan siz de istifade edersiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.